Aktif yangınlar Adana. Yine burada da iyiye doğru gidiş var. Osmaniye hakeza öyle. Antalya şu an bu bölgede, Manavgat bölgesinde bir hocalar tarafında tüten odaklarımız var. Ayrıca bir de Gündoğdu'da sarp ve kayalık alanda devam eden bir yangın var. Etrafları çevrili olmadığı için kontrol altında demiyoruz. Mersin'de, Aydıncık'ta bir miktar iyiye doğru gidiş var. Silifke daha iyi durumda. Kayseri ve Muğla'da da iyiye doğru gidişler var. Muğla'da, yani Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Ancak yerleşim yerlerinde şu anda bir tehdit yok. Denize doğru ilerleyen ama yerleşim yeri olmayan bir yangın var. Orada da ekiplerimiz kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyorlar. Tüm bu yangınlara 3 uçak, 9 tane insansız hava aracı, 1 tane insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, o da şu an Antalya Manavgat bölgesinde, sizlerle görsellerini paylaşmadık henüz, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve tüm kamu kurumlarından 4000'in üzerinde personelle bu mücadelelerimizi devam ediyoruz. Maalesef 3 Antalya'da, bir de Muğla'da kaybımız var. Tekrar kayıplarımız için onlara rahmet diliyoruz. Buradan cenaze namazlarına da bakanlarımızla beraber cenaze namazlarına da katılıyor olacağız. Hava şartlarını tekrar etmeye gerek yok. Nemin çok düşük olduğu, 40 derecenin üstünde sıcaklıklar. Ve salı gününe kadar da bunların devamı bekleniyor. Buradan sizler vasıtasıyla yine vatandaşlarımızı, tüm milletimizi uyarmış olalım. Ormanlık alanların yanından geçerken, ormanlık alanları kullanırken çok çok dikkatli olalım. Bugünler, özellikle nemin yükseleceği zamana kadar, bugünler son derece yangınlar için hassas günler. Genel bir bilgi vermek istiyorum. Temmuz'daki yangınlarla alakalı. Diğer ülkelerde neler oluyor? Gelişmiş ülkelerde neler oluyor? Kanada'da Temmuz ayında 1 milyon 250 bin hektar alan yandı. Tekrar ediyorum, 1 milyon 250 bin hektar. Geçen yıl Türkiye'de yanan alanların hepsinin toplamı 20 bin hektardır. 3 binin üzerinde yangın vardır, 20 bin hektardır. Kanada'da sadece bir ayda 1 milyon 250 bin hektar. Rusya'da Temmuz ayında yine 1 milyonun üzerinde, 1 milyon hektarın üzerinde 1 milyon 88 bin hektar alan yandı. Amerika'da, Kaliforniya'da devam eden yangınlar var. Temmuz ayında 94 bin hektar alan yandı. Avustralya'yı hepimiz hatırlıyoruz. 6 ay boyunca yanan yangınlar ve yangınlardan kaçamadıkları için vurulmak durumunda kalan hayvanları hepimiz hatırlıyoruz. Yani bu işin herhangi bir gelişmişlikle veya batı medeniyeti olmasıyla veya başka bir şeyle alakası yok. Bu işin organizasyonla alakası var. Bu anlamda da ben Orman Teşkilatımıza tekrar teşekkür ediyorum. 180 yıllık köklü bir geçmişi olan teşkilat. Nevi şahsına münhasır ve dünyada pek benzeri olmayan bir örgütlenmesi olan teşkilat olduğu için biz başta insan kaynağımız olmak üzere. Ama tabii ki belirlenen son teknolojileri, insanımızın sürekli eğitimiyle bu konuda Allah'a bin şükür dünyanın en başarılı birkaç teşkilatı arasındayız. Maalesef tabii yangınlardan hemen sonra veya yangınlar sürerken bunları istismar etmek maksadıyla imara açılma söylemleri her zaman konuşuluyor. Her zaman tekrar ettiğimiz gibi anayasanın 169. maddesi orman alanlara daraltılamaz. İmara konu edilemez, başka bir şeye konu edilemez. Bunlarla ilgili istisnalar vardır. İstisnalar devlet kurumlarınadır. Turizmle ilgili istisnalar vardır. Eğer turizmle ilgili bir tesis yapılacaksa, zaten 40 yıldır rahmetli Özal'dan beri bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Bu anlamda bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Bu konuyu da rica ediyorum, lütfen istismar etmeyelim. Burada, bu bölgede tabii ki maalesef telef olan hayvanlarımız var. Bunların imhasının yapılması gerekiyor. Bir yandan tarım sigortaları, Tarsim Genel Müdürümüz bölgede 1300 seramız sigortalı, 1600 hayvanımız sigortalı.
Burada zarar gören vatandaşlarımıza Bağkur, SGK, Ziraat ve Tarım Kredi Borçları ve Tarsim borçlarına hem erteleme hem de kredi borçlarının ertelemesini sağlıyor olacağız. Maalesef tabii sadece ağaçları kaybetmiyoruz. Yaban hayatında da kayıplarımız var. Bu son derece bizim için de üzüntü verici. Şu an elimde daha güncel olan tarımsal hasarlar var. 22 sera, 650 dekar. Bunlar muz serası. 15 tane sebze seramız var. O da 120 dekar. 320 büyükbaş, 3000 küçükbaş, 15.000 dekar zeytin, defne ve vesaire ağaçlık alan kaybı ve 360 kovan kaybımız var. Çalışmalarımız devam ediyor. Başta afet koordinasyonunda. Bakanlığımız da bu konuda, bu kayıplarla ilgili vatandaşlarımız gönülleri rahat, kalpleri serin olsun. Bu kayıplarla ilgili de bakanlığımız önemli bir destek açıklayacağız. 15 tır kadar bir yem dağıtılması söz konusu olacak. Bunu da bugün yarın vatandaşlarımıza dağıtıyor olacağız. 50 kadar teknik personelle de hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Bana göre bugünler birlik ve beraberliğimizi koruma günüdür. Teşkilatımızın moralini yükseltme günüdür. Teşkilatımıza moral vermemiz lazım. Orman teşkilatımız ordudan ve polisten sonra Türkiye'de en çok şehit veren kurumdur. Bu anlamda her gün bu meselelerin bir yandan çok önemli orman yangınlarıyla uğraşırken teşkilatımız bu meseleler üzerinden istismar edilmesi teşkilatımızın motivasyonunu bozabilir. Bu anlamda da benim herkesten ricam, bugünler milli birlik, milli beraberlik günleridir. Biz burada Antalya'da da örnek bir çalışma sergiliyoruz. Büyükşehir Belediye'miz, diğer belediyelerimizle beraber bu örnek çalışmanın da tüm Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyorum. Yangınların sebebiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar sosyal medyada dolaşıyor maalesef. Tabii ki şu an için yangınların sebebiyle ilgili başından beri söylediğim şeyin aynısını tekrar ederek devam edeceğim. Adli merciler ve kolluk kuvvetleri bu konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu konuyla alakalı önemli bulgulara rastlandığı anda bakanlığımız veya ilgili bakanlıklar tarafından bu konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapılır. Tabii ki yanan alanlar ne olacak kısmı, hemen ilk yağmurlarla beraber ağaçlandırma yapılacak yanan alanlarda. Bu da Ekim ayının sonları, Kasım ayının başlarına denk gelir. Bizim Geleceğe Nefes kampanyamızı biliyorsunuz, Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma kampanyasıdır. Bu kampanyanın devamı kapsamında da Orman Teşkilatımıza, vatandaşlarımızdan da ağaç ve fidan bağışı talebi geliyor. Bu taleplerin de orada karşılamamız mümkün olabilir diye düşünüyorum. Vatandaşlarımızdan benim ricam resmi açıklamalara itibar etmeleri, bilgi kirliliğine yol açan konularda sosyal medyadan ve diğer konulardan, diğer kanallardan gelen bilgileri teyit etmeden bu konularla ilgili yorumda bulunmamaları, paylaşmamalarını özellikle rica ediyorum. Sebebi bu elim olay üzerinden istismar yaratmak isteyenler maalesef oluyor. Ben tekrar özellikle şehitlerimiz için tekrar tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gün boyu gene buradayız. Tüm yangınlarımızı buradan yangın kontrol merkezimizden izliyoruz. Kontrol etmeye devam ediyoruz. Gün boyu yangınlarla ilgili gelişmeler oldukça çok kısa paylaşımlarla sizlerle paylaşabiliriz. Akabinde de inşallah kontrol altına aldığımızda da tekrar inşallah karşınıza geçeriz diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonra sorsanız soruları olur mu? Arkadaşlar soruları sonra. Sayın Bakanım buyurun siz devam edin. En son soru cevap kısmında. Olur. Soru cevapta alalım. Evet. Kalmasın efendim. Şöyle tamam. Olacağım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz.
Çok değerli basın mensupları, tüm birimlerle, bakanlıklarımızla beraber bir taraftan yangın söndürme çalışması, diğer taraftan vatandaşlarımıza yapılacak yardımların çalışmasını yürütüyoruz. Bildiğiniz gibi 3 bakan olarak dün buradaydık. Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Bey de aramızda. Kültür ve Turizm Bakanımız G20 toplantıları için İtalya'ya gittiğinden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Serdar Çam da aynı şekilde geldi. Ve İçişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy dün buradaydı. O Marmaris tarafına, Muğla tarafına gitti. Ve İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail Çataklı Bey de bugün aramızda. Milletvekillerimiz burada. Dün ve bu sabah koordinasyon toplantıları gerçekleştirdik. Dün akşamki toplantımıza bakanlıklarımızın yanı sıra valiliğimiz, kaymakamlarımız, AFAD, Orman Genel Müdürlüğümüz, aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi, telekom gibi, elektrik gibi kurumlarımız ve diğer ilgili kurumlarımızın temsilcileri katıldı. Ve önümüzdeki süreçte gerek Manavgat, gerek Antalya ve Türkiye'de, özellikle de biz burada Antalya, Manavgat ve Antalya'da yangından hasar gören veya etkilenen vatandaşlarımıza neler yapabiliriz'i değerlendirdik. Ve yangından 42 mahallenin etkilendiğini arkadaşlarımızla birlikte tespit ettik. 27 mahalle tahliye edildi. 15 mahallede kısmen etkilendi. Ve valiliğimiz bünyesinde tüm bu mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza tüm ihtiyaçlarını ulaştırmak için bir koordinasyon merkezi oluşturduk. Valiliğimizde, Vali Bey'in başkanlığında. Vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız var ve ilgili kurumlardan arkadaşlarımız var. Her 3 mahalleye de ayrı bir birim oluşturduk ki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları hemen karşılansın. Diğer taraftan tabii yangın söndürme çalışmaları kadar sonrası atılacak adımlar da önemli. Ve bu adımları, hangi adımları atacağımız konusunda sahadaki tespitlerimiz devam ediyor. Tarım Orman Bakanlığımız sahada biraz önce kendileri de bilgi verdi. Tespit çalışmalarını sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, genel müdürlerimiz de ilgili arkadaşlarımız burada. Sahadaki tespit çalışmalarına başladılar. Defterdarlık aynı şekilde çalışmalarını başlattı. Ve bu hasar tespitinden sonra daha önce de söylediğimiz gibi vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız, yaraları saracağız. 3 burada Antalya'da, bir de Muğla'da vatandaşımız vefat etti. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Giden canlar geri gelmez. Ağaçlarımızın yerine ağaçları dikeriz. Vatandaşlarımızın da tüm ihtiyaçlarını, zararlarını temin edeceğiz. Bu amaçla da çalışmaları başlattık. Ve bu hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza da kısmi ödemeleri başlatıyoruz. Yarından itibaren cumartesi günü Ziraat Bankası da bu amaçla açık olacak ve vatandaşlarımıza ilk ödemeleri yapacağız. Bu amaçla kurumlarımızdan da hemen ilk yardımlar gelmeye başladı. Hasar tespitleri tam yapılmadan gelmeye başladı. Tarım Orman Bakanlığımız 8,5 milyon aktardı. Aynı şekilde Aile Bakanlığımız, biraz önce de görüştük, 5 milyon ama bu bütçeyi de çok daha arttırabileceklerini söylediler. Aynı şekilde AFAD'ımız da bir 5 milyon. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da ilk etapta biraz önce söylediğim gibi ilk acil ihtiyaçları için 5 milyon, toplamda 23,5 milyon kurumlarımızdan para aktarılmaya başladı. Özellikle elektrik kesintisi olan yerlerimiz var. Şu anda yaklaşık 18 bin civarındaki aboneye maalesef elektrik verilememiş durumda. Bu rakam çok daha fazlaydı. Elektrik kurumumuzla birlikte koordineli bir şekilde bu elektrik verilemeyen mahallelerimize ve abonelerimize en hızlı şekilde elektrik verilmesi için çalışmaları sürdürüyoruz. Gerek Antalya'dan, gerekse Türkiye'nin her yerinden bir taraftan fidan yardımı, diğer taraftan da aynı ve nakdi yardım göndermek için telefonlar geliyor, teklifler geliyor. Şu anda AFAD bünyesinde oluşturduğumuz merkezimiz sayesinde ve değişik kurumlarımızın ve Antalyalı hemşehrilerimizin verdiği destekler sayesinde İAŞ olarak, aynı olarak herhangi bir ihtiyacımız yoktur. Aynı şekilde nakdi yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız da oldu.
talepte bulunanlar oldu. Bu amaçla valiliğimiz burada Antalya'da bir hesap açıyor. Bu hesabı da kendileri duyuracaktır. Dün akşam top başkanımız aynı şekilde aradı. Bir 5 milyon TL bu hesaba para göndermek istediklerini söylediler. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki milletimiz cömerttir. Elinden gelen desteği her zaman yapar. Bir de Antalyalı Manavgat hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar da gerek yangından etkilenen vatandaşlarımıza sahip çıkma konusunda, gerekse ilgili yardımlara ulaştırma konusunda çok duyarlılar, çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ama şu anda İAŞ ve aynı olarak herhangi bir yardıma ihtiyaç kalmadığını, çünkü aynı ürünün, aynı diyelim ki yiyecek içecek konusunda çok sayıda, çok miktarda ürün geldi. Ona ihtiyaç yok, ama nakdi yardım yapmak isteyenler de valiliğimizle temasa geçebilirler. Ben bu bilgilerden sonra sözü diğer arkadaşlarıma bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanlarım, kıymetli basın mensuplarımız, öncelikle tüm yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tabii çok büyük bir travma var. Yani mahallelerimize, köylerimize gittiğimizde vatandaşlarımız yangından ciddi anlamda etkilendiler. Biz de devletin tüm kurumlarıyla birlikte seferberlik ruhu anlayışıyla, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediyelerimizle, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde vatandaşlarımızın yarasını sarmak üzere AFAD'ımız, Orman Genel Müdürlüğümüz, Kızılay'ımız, jandarmamız, emniyet güçlerimiz, tüm kurumlarımız bir seferberlik ruhu anlayışıyla mahalle mahalle yangın alanlarını geziyoruz. Bir taraftan yangın söndürme işlemleri devam ederken, diğer taraftan da gerek Sayın Bakanımızın açıkladığı gibi defterdarlık, gerek Tarım İl, gerek Çevre Şehircilik Bakanlığımız ekiplerince vatandaşlarımızın tüm hasar tespitleri, yangından dolayı zarar ziyanların tespitlerini yapıyoruz. İnşallah yangın söndürme işleminin bitmesine müteakip çok hızlı bir şekilde alanlara gireceğiz ve hasar tespit çalışmalarını süratli bir şekilde yürüteceğiz. Tabii bildiğiniz gibi dün Manavgat'ta 4 farklı noktada yangın başlamış ve 27 mahallemizi yoğun bir şekilde etkilemişti. 27 mahallemiz bu anlamda boşaltıldı ve 15 mahallemizde kısmi olarak etkilenmiş durumda. İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları çerçevesinde, ki şu an Türkiye'nin tüm illerinde Orman Bakanlığımızca yangın söndürme işlemi devam ederken, yine diğer bakanlıklarımız, bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir. Manavgat'ın doğu kısmında ve batı kısmında hasarlar gerçekleşti arkadaşlar. Doğu kısmında Çeltikçi, Karacalar ve Demirciler mahallelerinde 300 yapı tespit ettik. Tabii tamamı değil, kısmen etkilenme söz konusu ve koordineli bir şekilde alanların tespitine müteakip, bize teslim edilmesine müteakip de hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Yine Manavgat'ın batı kısmında da Yeniköy, Kalemler, Sarılar ve Hatipler mahalleleriyle Gültepe ve Çakaldere mevkilerinde ise yaklaşık 2000 yapı var. Yani toplamda 2300 yapının bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz ve bu çerçevede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor ve şu ana kadar yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarında 252 bina incelendi. Bu binalar gerek sahada mobil laboratuvarlarımızca, gerek teknik ekiplerimizce inceleniyor ve fiilen ağır hasarlı, yıkık ve acilen yıkılacak toplamda 126 bağımsız bölüm tespit ettik. Ve tespitlerimiz hızlı bir şekilde devam edecek. Tabii vatandaşlarımızla birebir görüşmek suretiyle taleplerini, ihtiyaçlarını alıyoruz. Bölgenin mimarisine uygun bir şekilde daha önce İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da yaptığımız gibi burada da Antalya'mızın, Manavgat'ımızın yöresel mimarisine uygun bir şekilde konutlarımızın inşasını en geç bir ay içerisinde
başlatacağız ve bir yıl içerisinde de etaplar halinde teslim edeceğiz. TOKİ Başkanlığımız süreci başlattı ve fiilen çalışmaları sahada yürütüyoruz. Alanın teslimine müteakip inşallah bu süreci hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Bu süreçte de vatandaşlarımızın tüm barınma, yeme ihtiyaçlarını Sayın Bakanımız da açıkladı, karşılıyoruz. Ki bu sürece ilişkin taşınma yardımlarını, vatandaşlarımızın iskan edileceği alanlarda taşınma yardımlarını, yine eşya yardımlarını, eşyası yangında yanan vatandaşlarımıza eşya yardımlarını veriyor olacağız ve hızlı bir şekilde de inşallah konutların inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Diğer taraftan yangında iki kamu binamız şu an itibariyle etkilendi. Biri kısmi camimiz, Kalemler'de bir camimiz az hasarlı. Evrenseki'de bir okulumuz ağır hasarlı olarak tespit edildi. Yine Orman Müdürlüğümüzün de bir binası hasarlı. Tabii burada okullarımızın açılmasına müteakip gerekli her türlü tedbiri valimiz koordinasyonunda alacağız ve öğrencilerimizi hiçbir şekilde mağdur etmeyecek şekliyle sorunlarını, problemlerini çözmüş olacağız. Diğer taraftan arkadaşlar biliyorsunuz diğer illerimizde de var yangınlarımız. Mersin, Aydıncık, Gülnahar ve Silifke ilçelerinde 3 farklı noktada yangın çıktı ve burada da 465 yapının bu yangından etkilendiğini tespit ettik. Ve bu çerçevede hasar tespitlerimiz devam ediyor. Aydıncık'ta 4 yapı ağır hasarlı durumda. Marmaris'te Sayın Bakanımız açıkladılar. Kısmen bir otelimizin peyzajında etkilenme var. Onun dışında yapısal bir hasar yok. Osmaniye'de başlayan yangında da yangın nedeniyle 4 köyümüzü boşalttık. Ve merkeze bağlı Kırmacılar mevkiinde 30 yapı hasarlı durumda. Yine Aydın'da, Kotan ve Aladağ'da da 6 köyde 1605 hanemizi tedbir amaçlı boşalttık ve orada da yangından etkilenen vatandaşlarımızın hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapmak ve inşallah onların yaralarını da el birliğiyle sarmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben tekrar tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun diyorum. Antalya'mızın, Mersin'imizin, Adana'mızın, Muğla'mızın başı sağ olsun diyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Arkadaşlar maalesef yüreğimiz, ciğerimiz yanıyor. Devletimiz bütün kurumlarıyla, bütün bakanlıklar olarak topyekun bir seferberlik var bütün bölgelerde. İnşallah en kısa zamanda bu yangınları söndürmenin çabası içerisindeyiz. Bütün ekiplerimiz, elemanlarımız, arkadaşlarımız topyekun bir mücadele içerisindeler. Amacımız inşallah olumlu gelişmeleri size en kısa zamanda aktarmak. Tabii sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Allah bütün çalışma arkadaşlarımıza güç kuvvet versin. Bizler de onlara destek olmak için bölgelerdeyiz. Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Yine mobil baz istasyonlarımızda her ihtimale karşı bölgelerde faaliyet halindeler. Kapasitelerimizi artırdık. İnşallah hep birlikte bu sıkıntıların da üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bizim daha önceki tecrübelerimizde de yaşandığı gibi inşallah bu sıkıntıların, bu sorunların üstesinden en kısa zamanda devletimizin büyük gücüyle geleceğiz. Ben en kısa zamanda bu yangınların bertaraf etmek için bütün çaba gösteren arkadaşlarımıza Allah'tan yardım diliyorum. İnşallah onlarla birlikte inşallah bu sıkıntıların üstesinden de en kısa zamanda geleceğiz. Ben hep bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biraz sesinizi yükseltebilir misiniz? Tam duyamadım. Kova kurumu uçaklarının yangınlarda kullanıma denen işler neler? Şimdi tabii Sayın Bakanlarımızın biraz önce söylediği gibi ve hepinizin de gördüğü gibi burada devletin tüm kurumları burada. Devletin 4 bakanı burada. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, emirleriyle burada. Şimdi maalesef buna söyleyecek hiçbir şey bulamayanlar bu konuyu istismar etmeye çalışıp tecahülü arif yapıp acaba uçaklar üzerinden biz bir şey söyleyebilir miyiz? Öncelikle şunu söylemek isterim. Orman Teşkilatı dünyanın hem insan kaynağı hem teknoloji hem de gerekli donanımı açısından dünyanın en donanımlı orman teşkilatlarından bir tanesidir. Bir eksik müdahale var mıdır? Asla yok. Bakın orman 86 yılında toplanmış ve demiş ki biz helikopterci mi olmamız lazım, uçakçı mı olmamız lazım?
coğrafyaya göre de uçak değil de helikopterin daha faydalı olduğu tespit edilmiş. Ama zaman içerisinde Türk Hava Kurumu'nda uçakları filoya katılmış. İster istemez bu bir alışkanlık haline gelmiş insanlarda ama size şunu ifade etmek istiyorum. Bu uçaklar, bizim Türk Hava Kurumu'yla herhangi bir problemimiz yok, olmaz da. Bu uçaklar maalesef Türk Hava Kurumu'nun elindeki alet ve edevatla, yani uçakla ilgili problem var. Bu uçak uçabilecek kapasitede değil, uçsa dahi performans verebilecek bir kapasitede değil. Maalesef biz burada diyoruz ki son teknoloji, insansız hava uçakları, insansız hava helikopterleri, ondan sonra son teknoloji jet amfibik uçaklar diyoruz. Hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapıyor. Bu yani bizleri üzmekten başka bir şey değil. Ama bizim işimiz matematik. Yani orman teşkilatı bunları istemediği için bunları 2-3 sene evvel kullanmayı bıraktık. 2 senedir de son teknoloji yerine çok daha iyi olan, çok daha fazla su atan, çok daha verimli uçakları kullandık. Ama ben isterim ki bir tane bu işlerden anlayan insan şunu demeli. Ya sizin 27 helikopteriniz vardı. Şimdi oldu 39 helikopter. Siz bu 3 uçağı aldınız devreden ama uçaklardan daha fazla su atan helikopterleriniz var. Noktaya atış yapabiliyorsunuz. Bravo. Veya CL-215, yani Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçaklar saatte 12 ton su atıyor. En fazla. Ama Bereyev 200'ler 84 ton, 7 misli atıyor. Mi-8 helikopterlerimiz 36 ton, bunun tam 3 misli atıyor. Yani bizim önemli olan havada neyi uçurduğumuz değil, yere ne kadar su attığımız önemli olması lazım. Yere ne kadar su attığımızda da şu anda kullanmış olduğumuz hem Rus uçakları olsun hem de helikopterler olsun, bunların ötesinde kapasiteye sahip bir şey yok. Şimdi biz bir de ihale sistemiyle alım yapıyoruz. Yani envanterimizde bizim yangın söndürme uçağımız yok. Envanterimizde yangın söndürme helikopterimiz yok. Bu ezelden beri de böyle. Ancak envantere de uçak alımıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da çalışmaları başladık. İhalesinde inşallah bu sene içerisinde tamamlıyor olacağız. Ama biz ihaleye çıkıyoruz. İhalede kim bizimle çalışırsa biz de onlarla çalışıyoruz. Hakeza şu anda kullanmış olduğumuz Bereyev 200 uçaklarının da tedarikçisi Türk Hava Kurumu'dur. Yani Türk Hava Kurumu ile bir problemimiz de yok. Bunu da söylemiş olalım. Envantere alım çalışmalarımıza devam ediyor dedim. Burada inanın uzay aracı kullanmamız gerekse orman teşkilatı olarak bunu kullanırız. Çünkü bir ağacın bedeli yoktur. Biz bu konuda her türlü gayreti, çabayı sarf ederiz. Elbette hatasız kul olmaz. Bizim de zaman zaman hatalarımız olabilir. Teşkilatımızın hataları olabilir. En nihayetinde hepimiz insanız. Teşkilatımız yoruluyor. Sabah onlarla beraberdim. Saat 6.30-7 sularında hepsi çalışıyorlar. Gayretli ama hepsinin gözü kan çanağı gibi. Herkes hata yapabilir. Eksik yapabilir ama şundan herkesin emin olması lazım. İyi niyetle çok ciddi bu yangınların sönmesiyle alakalı teşkilatımız iyi bir mücadele vermektedir. Teşkilatımıza burada destek olmak anlamında milli birlik ve beraberliği göstermenin günüdür diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi tabii tüm Türkiye çapında güvenlik güçleri alarm halinde. Özellikle bugünlerde orman alanlarının kullanımı, yaklaşılması ve diğer konularda ciddi bir şekilde alarm halinde. Tabii ki biraz önce de söylediğim gibi normalinden çok fazla. Yani geçen sene 8 büyük yangın çıktı arkadaşlar. 6'sında ben vardım, koordine ettim. Ama dün biz 8 ila 10 büyük yangını koordine etmek zorunda kaldık. Yani bu her zaman olan bir şey değil. Gerçekten düne ve son birkaç güne özel bir koordinasyon gerektirdi. Bu anlamda yani biraz yangınlarımızın kontrol altına alınıyor olmasıyla alakalı gecikmeler olabilir. Ama burada ister istemez uzun zamana yayılması gereken yangınların bir anda bir araya gelmesiyle güçlerimizin de çok farklı noktalarda mücadeleye girmesinden sebeptir. Teşekkür ederim. Merak ediyorum.
yapanlar da var. Nedir işin aslında? Kime sordunuz? Sayın buyurun. Nerede? Aynı şey. Çakranma olayı da yaşandı. Ha, olay. Evet. Efendim, dün 3 kişi yakalandı. Biri yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin yakalanmasıyla güvenlik güçleri ve vatandaşlarımız arasında bir gerginlik yaşandı. Siz de bu gerginliği önlemek için sahaya indiniz. Son durum nedir efendim? Teşekkür ediyoruz. Tabii aynı anda Türkiye'nin her yerinde yangınlar başlayınca doğal olarak bunu kim yaptı? Vatandaşlarımızın düşünceleri de var. Bizim de şüphelerimiz de var. Bununla ilgili dün de söyledik. Tüm kurumlarımız hassas bir çalışma yürütüyor. Sadece Antalya'da, burada Manavgat'ta 3-4 yerden birden başladı. Sonra Akseki'de. Yine Akseki'de dün yangın başladı. Şimdi arkadaşlarımız orada. Alanya tarafında, Gazipaşa tarafında, Gündoğmuş ilçesinde. Onların hepsini de takip ediyoruz. Farklı yerlerde, Türkiye'nin farklı yerlerinde aynı anda, aynı bölgede 4-5 ayrı yerde birden yangın başladı. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Diğer taraftan bazı şüpheliler de tutup gözaltına alındı. Dün akşam bahsettiğiniz olayda ise hemen şurada bizim yakınımızda, bir Manavgat'taki mahallemizde arkadaşlarımızın tespitine göre, jandarmamızın ve emniyetimizin tespitine göre Antalya merkezden gelen 3 kişi burada mahallemizdeki kişilerin kimlik sormasıyla başlayan bir tartışmadan sonra kundaklama suçlamasıyla bir gözaltı olayı oldu. Bu gözaltı olayı olduktan sonra jandarmamız tabii olaya el koydu. Vatandaşlarımızla polisimiz ve jandarmamız arasında bir gerginlik olmuş. Bu gerginlik de uzun süre sürmüş. Yani vatandaşlar bu şüpheli kişilerin oradan bırakılmasına değil, kendilerine teslim edilmesi talebinde bulunmuşlar. Ve birkaç saat bu gerginlik sürünce bize haber verdiler. Ben de hemşerileri olarak gittim. Vardığım zaman çok gerginlik vardı. Yani patlama noktasına gelmiş bir gerginlik vardı. Bize de hatta bu suçluları korumaya mı geldiniz gibi suçlamalarda bulunmaya kalktılar. Fakat daha sonra vatandaşlarımızın arasına girerek, onlarla konuşarak, durumu anlatarak, yani şüpheli bir kişinin suçluymuş gibi muamele görmesinin doğru olmadığını, devletin kanunlarının, kurallarının olduğunu, suçluysa da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kanunları var, ceza kanunları var, bu kanunlar çerçevesinde muamele göreceklerini, fakat bu şüphenin ortadan kalkması için de bu soruşturmanın yapılması gerektiğini vatandaşlarımıza dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Sadece Manavgat'tan değil, Alanya'dan, Serik'ten gelen vatandaş, epeyce yani binlerce vatandaşın biriktiğini orada gördük. Ve eğer öyle bir şey varsa da bunun arkasında ne var, bağlantıları ne var, bu soruşturmanın da yapılması gerektiğini söyledik. Ama her şeyden önce yani böyle her vatandaşın birisini şüpheli gördüğü zaman ya da suç işlediği zaman orada bir de kavga olmuş, bıçaklama olmuş. O herkesin gördüğü somut bir suç. Ama her şüpheden sonra herkes birbirini linç etmeye kalkarsa olmaz. Devletin nizamı var, kuralları var. Bunları anlattık. Aslında tabii yangının verdiği etkiyle insanlar can kaybı var, mal kaybı var, hayvanlarını kaybetti, evi yandı, arazisi yandı. Bunların etkisiyle biraz gergindi dün akşam. Aslında bizim tüm hemşerilerimiz, bizim milletimiz jandarmasını, polisini, askerini sever ve her zaman da korur, kollar. Ama dün akşam bir gerginlik oldu. Çok şükür daha sonra sakinleştirdik, kucaklaştık ve ufak tefek itiş kakışlar olmuş tabii bu arbede oluyor bu tür gerginlik ortamında. Ama sonra vatandaşımızın da hem polisimize hem jandarmamıza ilgili askerimize muamelesi de normale döndü. Ve daha sonra gözaltına alınan 3 şüpheli emniyet güçlerimiz tarafından gerekli işlemlerin yapılması için ilgili gözaltı işlemi başladı. Yani dün akşam böyle bir gerginlik oldu. Gerçekten büyük bir gerginlikti. Biz de gittik.
o gerginliği sakinleştirmek için elimizden geleni yaptık. Dilimiz döndüğü kadar hemşerilerimize anlattık. Bunu başka yere çekenler de olmuş. Yangından dolayı protesto edildi falan değil. Doğru, bizde de tepkiler oldu vardığımız zaman. Ama daha sonra vatandaşlarımıza anlatınca o tepkiler gittiği gibi tam tersi kucaklaştık. Sonra birçoğunu telefonla da aradım. Teşekkür ettim sağduyu. En böyle önde olanları sakinleştirdikten sonra onlar bize yardım etmeye başladılar. Onlara da sonra teşekkür ettik ve olay büyümeden bu şekilde gerekli işlemler yapıldı. Teşekkür ederim.